Evet, iyi günler herkese. Endekste aslında hala çok olumsuz bir seyir var. Çok sert düşüşler yaşadık. 88 binler şu an için önemli bir seviye oldu. Oraya dek yükseldi, düşüşün ardından yeniden tepkiler alıyoruz. Ama 88 bin üzerinde endekste bir tutunma olursa ısrarlı bir şekilde. Çünkü orada hacim de yükseldi. Hacimde de bir artış oldu. O yüzden 88 bin desteği işleyebilir, onu ifade edelim. 88 binde bir tutunma olursa ileriki süreç içerisinde 92 bine yönelik bir çıkışta olabilir, bir tepki olabilir. Şimdilik 90.300'de endeks yukarı yönlü tepkiler yapmak istiyor. Çok çok güçlü bir hareket olduğunu söylemek zor ama 92 bine dek de bu olabilir ya da oraya yakın da olabilir. Ama özet olarak şunu söylemek lazım. Halen daha olumsuz bir seyir var. Endekste bu tarz yükselişler sadece bir tepki yükselişi olabilir. Yani sürekli olmayabilir. Birkaç gün sonra yeniden satışlar olabilir. Bu şekilde olaya bakmak lazım. 92 binin üzerine yerleşirse işte o zaman hani böyle bir ikinci vitese atma şansımız olabilir. 94 binlerin üzerine yükselişler olur ve yerleşmeler olursa işte o zaman endekste bir vites daha yükseltme imkanı olabilir. O zaman 50 günlük ortalamasının üzerine yükselmiş olacak. Daha uzun süreli bir hareketten söz etme imkanımız olacak. İşte o zaman endeksteki bu satış havasının artık sona eriyor olduğundan bahsedeceğiz. Bunlar şimdilik uzak seviyeler. Endeks daha 90.300'de 92.000'e bile daha gidemedik. Bu olmadıkça endekste full bir şekilde hissede olmanın çok fazla da bir alemi yok. Yani eğer elinizde hiçbir hisse yoksa daha yeni bir alım yapacaksanız bana göre erken. Henüz tam istediğimiz sinyaller oluşmamış. Niye? Çünkü risk algısı hala yüksek. CDS'ler 327'lerde ve bu oldukça yüksek. Arjantin'den sonraki en yüksek risk algısına sahip ülkeyiz şu anda. Kur bu nedenle aşağıya inmiyor. 4,84'ler seviyesinde hareket ediyor. 4,77'nin aşağısına inerse işte o zaman bir şeyler oluyor diyeceğiz. Ama asıl anlamda yani Türkiye'de kur riskinin artık bittiğini ve kurda aşağı doğru düşüşün olabileceğini, yani sürekli anlamda bir düşüş olabileceğini söylememiz için 4,55'lerin aşağısına bir düşüş olmalı. Ama bu şimdilik şu anda oldukça uzak bir seviye. 4,77'nin üzerinde kaldığı sürece kurda ileriki süreçte 4,92'deki o önceki zirve ardından da bunun da üzerine atarsa da 4,97'de yapmış olduğumuz o yeni zirveyi maalesef test etme şansımız da olabilir. O yüzden burayı yakından izliyoruz. Kurda ve faizde iyileşmeler olmadıkça endeksteki bu yükselişlerde de sınırlı hareketler olur. Sanayi üretimini aldık. 6,4 tahmin ettiğimiz gibi yani yıla %12'lik artışla girdik. Giderek aşağıya iniyoruz. Bu daha da inebilir. Yani ekonomide bir yavaşlama hep söz ediyorlar ya işte bu onun bir örneği. Ama şöyle bir incelediğimiz zaman içecek sektörü hem aylık bazda hem yıllık bazda son 3 aydır yükseliyor. Kimyasallar yani kimyasal ürünlerde iyi bir sektör var. Bunun haricinde plastikte güzel hareketler var ve artışlar var. Bu sektörler yakından izlenebilir. Ana metalde işler yolunda. Otomotivde yavaş bir hareket var. Çünkü yurt içi satışlar oldukça yavaş. Onun etkisi var. İhracatçılar burada şanslı. Onlar en azından yurt içinin yarattığı bu yavaşlığı ihracat ile aşıyorlar. Mobilyada hakikaten çok olumsuz veriler var ve yani aylardır bu şekilde böyle. Aylardır hem yıllık bazda hem de aylık bazda sektör anlamında çok kötü rakamlara hep böyle eksi rakamlar alıyoruz. O yüzden mobilya sektöründe çok iyi bilançolar olmayabilir. Bunu da ifade edelim. Bunun haricinde bugün Powell'ı izleyeceğiz. Bir kongrede sunum yapacak. Orada vereceği mesajlar dolar için önemli olacak. Eğer çok güçlü dolara sebebiyet verirse tabii bizim için olumsuz olur ama yumuşak mesajlar verirse de bizim için yine en azından olumlu bir seyir olacaktır.
İyi günler, hoşça kalın.